Selamünaleyküm arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir papatya çiçeklerinin yapımını paylaşmak istiyorum. Bunları istediğiniz yerlerde süsleme olarak yapabilirsiniz. Ben ikisini ekleyerek hazırlamış olduğum papatyalarımızı sizler tekli olarak veya farklı eklemeler yaparak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu leaf modelimizin üzerinde çalışmış olduğum papatyalarımızı burada 3 ortasında ekleyerek iki bir tarafa iki bir tarafa da ekleyerek toplamda 7 papatya çiçeği kullandım. Bunların içerisinde bu tür boncuklardan vardı elimde. Onlardan kullandım veya inci kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde papatya çiçekleri kendi lif ipinden de yaparak da yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların yapımı da yine kanalımızdan bakarak yuvarlak lif modeli, keselif modeli, bakın çeyizli, gelin çeyizlerinde özellikle çok yakışacak. Bir de bunun uzun lif modelini çalıştım. Bunların yapımı detaylı olarak kanalımızdan bakarak yapabilirsiniz arkadaşlarım. Papatyaları farklı süsleme ve yine birçok yerde patik süslerinde farklı yerlerde birçok yerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lif iplerimizden elimizde olan iplerden yapıyorum. Sizler hangisini kullanıyorsanız ve varsa elinizde onları tercih edebilirsiniz. Bakın benim biri polo, biri kristal olan yine Ören Baya'nın iplerinden. Onları ve farklı markalarda kullanıyorum bazen arkadaşlar. Ben burada ikisini ekledim. Lifimizin yuvarlak şekilde hazırladığım için sizlere göstermek istiyorum. Burada fazlalık olan ipimiz tek kat kalan yeri var. Orayı alayım. Bir, iki, üç ve 4 zincir çekerek başlıyoruz. Tığ da 2 numara, 1.72 numara arkadaşlar. Sizin hangisi elinize kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Ortasını çok büyük yapmıyorum. Daha küçük olmasını istediğim için 3 zincir çektim. Birleştirdikten sonra arkadaşlar burada halkamızın içine kalan ipimizi de alarak içinden götürüyorum. 3 zincir çektim ve ikili trabzan yaptım. Aynı yere batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane yapacağız. 6.'yı da birleştirerek ortasını hazırlamış oluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Baştaki zincirimizi 3 zincir çektik. Aradakileri ikişer zincir çekiyoruz ve ilk yaptığım yere batıyorum ve kaydırarak çıkarttık ikisini birlikte. Buraya bir zincir çektik. İpimizi uzatıyoruz. İçerisine bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kere ipimizi dolayarak hazırladık. Bakın arkadaşlar burada orta parmağımızda buna dikkat edelim. Ortasına doğru bastırıyorum ve tutuyorum. İpimi aldım. Kenarda ayırmış olduğum ipimi de içinden geçirerek bakın ortasını bu şekilde yaptığımızda papatyalarımız daha güzel olacaktır. 1, 2, 3, 4 kapattıktan sonra 4 zincir çektik. Altta arkadaşlar bakın yandaki değil bir yandakinin battığımız yerin içinden alıyoruz.
birlikte çıkartıyoruz. Bir yan taraftaki trabzanımıza battık. Bir zincir çektik. Aynı şekilde buraya da 11-12 kere dolayalım. Parmağımızı bastırıyoruz. Yandaki ipimizi burada kenarda tutuyoruz. İçinden geçirip birlikte toplayalım. Bir zincir çektik. 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde bakın. Arkadan da gösterelim. Battığımız yerden yandan çıkartıyoruz. Bir yanındaki trabzana batıp bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde hepsini batarak devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım burada bütün trabzanların içine batarak geldik. Altıncı trabzanımızda yine aynı şekilde tığımıza ipimizi dolayarak fıstık şeklinde yapıyoruz. 11, 12 veya daha fazla da doldurabilirsiniz. Bunları kaç doldursaysanız diğerlerini de aynı şekilde sayılarını aynı yapalım. Bakın elimizi bastırdık içe doğru. Kenarda ipimizi ayırdık. Parmağımızdan tutturuyoruz. Hepsini birlikte topladık. Zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4 zincir çekip bakın arkadaşlar eğer bunu bu şekilde kullanacaksak papatyamızı hazırlıyoruz. Ben ekleyeceğim. Burada tekrar size göstermek için bu papatyayı bu şekilde yaptım. Bir de arkadaşlarım orta tohumunu da göstereyim. Kusura bakmayın arkadaşlar bazen sesim kısılabiliyor. Arkadaşlarımız orta tohumu içinde sarı olan ipimden alıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine biraz daha bol zincir çekiyorum batabilmemek için. Bu ortasındaki tohum olan yeri çalışıyoruz arkadaşlar. Zincirimize 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın arkadaşlar 10 11 şeklinde bu şekilde doldurabilirsiniz. Aynı şekilde elimize bastırarak tutuyoruz. Kenarından yine ipi alıp bu şekilde bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum burada. Buradan da içinde tuttururken arkadaşlar bakın şu şekil ipimizden alıp karşı tarafından da alıyoruz. İkisini birbirine bağlayalım. Ben burada tek dizini buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Burayı motifi göstermek için size bu şekilde göstermek istedim. İpimi kesmedim oradan.
Sıkıca bağlayalım. Herhangi bir yerinden arasından da geçirebilirsiniz kalan iplerden. Bakın arkadaşlar hazırlanmış oluyor burada yapmış olduğumuz papatyamız. Ben bunu ekleyeceğim için diğer bu orta motifinden yapacağımız için tekrar burada bakın aşağıya zincirlen inmiştim. Orayı yukarıya doğru zincirimi aldım. Ve burada tepesinde bir zincir kalana kadar geri aldım. Bakın 3 motifi de bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Fıstığımızın tam eklemiş olduğum ilk başlarken hangisini eklerseniz fark etmez arkadaşlar. İkincisini eklerken bu şekilde üçlü yanlarda bırakarak tam düz gelecek şekilde alıyoruz. Aynı hizadan buradan batıp diğerini de alarak ikisini birleştiriyoruz. Karşı tarafa yine battım. Zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4. Ve bu arkasından getirip aşağıda ipimi birleştiriyorum. Aradan da tekrar zincir çekerek bunlar arkada kalacak arkadaşlar. İçinden de geçirerek iplerimizi bu şekilde kaybedelim. Evet arkadaşlar bunları üçüne eklemiş olduk. Diğer kalan motiflerimizi de yine aynı şekilde çalışalım ve eklemesini göstereyim arkadaşlar. Burada da yine aynı diğerinde başlamış olduğumuz gibi papatya çiçeğimizi çalıştık. Burada arkadaşlarım bakın 1, 2, 3, 4, 5. de aynı şekilde fıstık yapmış olduğumuz modelimizi yaptık. Bakın hemen bunu üçünü aynı hizada eklemiştik. Bu taraftan da bakın arkadaşlarım buradan 5. yapmış olduğum fıstıkla bu taraftan tığımdan geçirdim. Ve aynı dibine zincir çekmiştik arkadaşlar. Onu kaydırma tekniğiyle birleştirdik. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Arkadan aşağıya inerek yandan ipimi çıkartıyorum. Birleştiriyoruz. Bir yanındaki trabzanıma battım. Bir zincir çekiyorum. Burada da aynı şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Topladık ve bir zincir çektik. Bakın arkadaşlarım burada yan tarafından eklemiştik. Bakın burada göstermiş olayım sizlere tekrar. Bu üçlü olan çalışmış olduğumuz 1, 2, 3. Bakın bunu ekledik burada. Bir de bu taraftan bunu ekleyeceğiz. Şekli de göstereyim daha rahat anlaşılır. Üçlü çiçeğimizi yaptık. Birer tane eklemiştik. Burada da baştakini bundan ekledik ve diğerini de
Bu taraftaki fıstığımızı ekliyoruz arkadaşlar. Bakın hemen tepesinden aldım. Burada fıstığımızı yapmıştık. İpimizi geçiriyoruz. Diğer tarafından alıp kaydırma tekniğiyle tekrar birleştirdik. 1, 2, 3, 4. Zincir çektim. Arkadan aynı şekilde aralardan gezdirerek de yapabilirsiniz. İğneyle veya tığla çıkarıyoruz. Kesiyoruz. Arkadaşlar diğer fıstığımızda 3 fıstık yaptık. 4. fıstığımızı yapıyoruz. 4. trabzanı aynı şekilde diğerlerinde yapmış olduğumuz gibi hazırlayalım. Bakın topladık ve bir zincir çektik. Burada da 3 yerden ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu ortası. Bunu baştan ekledik. Bir de diğerinden eklemiştik. Burada da buradan ekliyoruz. Bu ortasının bir fıstığından ekliyoruz ve diğerinden ekleyerek bu tarafını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Birleştirdik. 4 zincir çekiyoruz. Bakın trabzanımızın yan tarafından arkadan iniyoruz aşağıda ve yandan alıp bir yandaki trabzana battık ve bir zincir çekiyoruz. Buraya da aynı şekilde bir fıstık yapalım. Bir veya 12 size hangisi daha güzel geliyorsa sayı olarak hepsini aynı sayıda yapalım. Bakın kenarda ayırmış olduğumuz ipimizi de aldık. Hepsini birlikte topladık ve bir zincir çekiyoruz. İçine bastırdığım için bakın top top oluyor fıstıklarımız. Çok güzel duruyor. Bu şekilde yaparsanız. Bakın diğer ortadakinden aldım bir fıstığımızdan. Kaydırma tekniğiyle diğerinden de alarak birleştirdik. 1, 2, 3, 4. Aşağı indik. Diğerini sonuncu olan trabzanımızda yaparak bir fıstık yapalım burada. Arkadaşlar sonuncu fıstığımızı da yaptım ve yine bakın bu aradan hemen tepede inmiş olduğumuz zincirden tutturdum ve yine aynı karşıya geçiyoruz ve kaydırma tekniğiyle tutturuyoruz. 2, 3, 4 zincir çekip trabzanların arkasından batarak zincirlerimizi bu şekilde arkadaşlarım tamamlıyoruz. Üzerine geçirmiş olduğumuz aynı buradaki tohumlarımızı takıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bakın buraya çalıştığımız gibi bu tarafına da aynı çiçekler uygulayalım. Evet arkadaşlar burada tekrar yine motifimizi göstermiş olalım. Bakın hemen sarının diğer tarafından eklemiştik. Ortasında bu üçünü birleştirerek ekledik. Zincirimizin arasından alıyoruz. Geçirdik. Karşıya tekrar ipimi uzattım ve kaydırma tekniğiyle tutturdum.
4 zincir çekiyorum. Arkadan trabzanımızdan geçtik. Tekrar bir yan tarafına batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ortadaki fıstığımızın, bakın hemen bunun yan tarafından tekrar aradan zincirden geçirdik. Karşıya batıp tığımızdan bu şekilde kaydırdık ve 4 zincir çekip, evet arkadaşlarım, bazen takılabiliyoruz sağlarımız. Arkadan yaparak kapatıyoruz. Diğerini de yapalım ve ekleyelim. Arkadaşlar, diğer fıstığımız, bakın sonuncu fıstığımıza geldik. Papatyalarımız bu şekilde. Hemen yan tarafındaki, bakın, fıstığımıza geçirdik. Bu dördüncü fıstığımızı yaptık, kapattık. Aynı şekilde diğerlerini de yapmış olduğumuz gibi birleştiriyoruz. Zincir çekip 4 zincir çektik ve alttaki fıstığın arkasındaki trabzanın arasından geçirdik ve yan tarafına batıp bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Elimizi bastırıyoruz içe doğru. Yana elimizden tutarak ayırmış olduğumuz ipimizden geçirdik ve bir zincir çekiyoruz. Bakın burada birincisinde 2 kere ekledik. Bunda 3 yerden ekliyoruz. Diğer tarafında da aynı şekilde yapmıştık. Zincirin arasından geçiriyoruz buradan. Aşağı inmiş olduğumuz zincirin arasından geçirdik. Diğer taraftan da aynı şekilde geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, burada takıldı, tekrar alıyoruz. Bunları kırlent, çanta, bebek örgülerinde, farklı büyükler için süslemelerde renklerini değiştirerek veyahut aynı renkler kullanarak içinde inci, boncuk, pulu olarak olabilir arkadaşlar. Birçok farklı süslemeler yapabilirsiniz. Puf puf duran güzel bir model. Evet, dibinde kalan ipimizden de aralardan geçirip kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım, bakın çiçeklerimiz çok güzel oldu. İstediğiniz şekilde süslemeler yaparak birçok yerde kullanabilirsiniz. Bu çiçeklerden tek tek yaparak ben yine cirop hırka dediğimiz bebek hırkalarında 2-3 yaşa göre olabilecek ve daha büyükler için de yapabilirsiniz. Onun yapımı da kanalımızda mevcut. Onun hırka modelini ve yine çiçek çalışmasında
Açıklama bölümünde linklerini paylaşacağım. İsterseniz liflerde, farklı yerlerde, çanta süslemelerinde, birçok battaniye modellerinde olabilir. Kullanabileceğiniz, yapımı da kolay, güzel bir model. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşarak destek olursanız memnun olurum arkadaşlar. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz arkadaşlarım.